seçim kaybettiği için istifa etmeyi düşündü mü Sayın Baykalıç? Ya da siz dediniz mi efendim yani seçim kazanamıyorsunuz. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu diyorsunuz yani seçimi kaybettiniz istifa etmezsiniz. O zaman Sayın Baykal aynısını o zaman yani şimdi kendiniz ya da görevdeyken Sayın Baykal diyorsunuz. Benim bu sözlerime cevap verecek durumda değil. Tabii Allah rahmet eylesin. Siz söylersem hoş da olmaz. Söylemek istemem. Demiş miydiniz peki hiç? Yani tabii ki demiştim. Anladım. O zaman da seçim kaybedildiğinde istifa edilmesi gerektiğini söylediniz. Peki, şöyle yerel seçimlere Cumhuriyet Halk Partisi bu halde gittiğinde bir endişeniz var mı? İttifak olmalı mı? İttifak olur mu? Millet İttifakı mesela altılı masa sizce doğru bir proje miydi? Devam ettirilmeli mi? CHP nasıl başarılı olur? Şimdi önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin öz gücüne güvenmesidir. Kendisine, tabanına, örgütüne güvenmesidir. Bunun bizim tarihimizde örneği vardır. Sayın Bülent Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerini koruyarak %42'ye varan oy alabilmiş bir genel başkandı partisiyle beraber. Ama biz şimdi savruluyoruz. O da bize katılsın. Bu da bize katılsın. Biz beraber yürüyelim. Hedef şudur. Hedef budur. Evvela siz kendi gücünüzü bilin. Cumhuriyet Halk Partisi kendi gücünü bilerek onun üzerine bina etmelidir bir takım şeyleri. Zaten siz o gücü, o kararlılığı toplumda tamam bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni denetebiliyorsanız zaten o ittifak kurmak istediğiniz kitleler size gelir. İttifak kurmadan da gelir. Mesela şeyi doğru biliyor musunuz? Pazarlık edilmesi, Sayın Ümit Özdağ gizli bir protokolle işte bakanlık verilmesi veya diğer genel başkan yardımcılarına... Hiç doğru bulmuyorum. Yani çok yanlış buluyorum açık söyleyeyim. Bir de o çok trajikomik bir hale geldi o olay. Sizin programınızı da dinledim. Yani Ümit Özdağ açıklamasaydı bu gizli protokolden kimsenin haberi olmayacaktı. İşin vahim tarafı iki kişi arasında bir protokoldür diyerek genel başkan bunu örtmeye çalıştı. Ama güneş balçıkla sıvanmaz. Ümit Özdağ gerekirse ben açıklarım bunu dedi. Yani genel başkan hem çalışma arkadaşlarına başta Faik Öztürk olmak üzere hem de kendi organlarına, yetki aldığı organlara yanlış yapmıştır. Yetkiyi genel başkana gizli protokol yap diye vermediler. Yetkiyi genel başkana altılı masayla görüşmelerini yap diye verdiler. Genel başkanın Ümit Özdağ'la bir başka partinin genel başkanıyla yaptığı protokolden kimsenin haberi yok. Ümit Özdağ 28 Mayıs eğer Cumhurbaşkanlığı seçimini Kılıçdaroğlu kazansaydı ben İçişleri Bakanıydım. İki bakanlık bir de MİT müsteşarlığı bize verilecekti diyerek deşifre etti bunu. Cumhuriyet Halk Partisi bu tür yanlışları taşımaz Sayın Ersoy. Bakın ben size tarihi bir örnek vereyim. Bir Albay Fens olayı vardı hatırlar mısınız? Albay Fens olayı. Hatırlamaz. Hatırlamıyorum. Şimdi rahmetli İsmet Paşa'nın genel başkanlığında rahmetli Kasım Gürek genel sekreter, Adnan Menderes rahmetli başbakan, Kuzey Atlantik Asamblesi'ne üye isteniyor. Kuzey Atlantik Asamblesi başkanı muhalefetten de üye verin diyor. Adnan Bey kendisinin partisinin yaptığı girişimler hissedilmesin diye Cumhuriyet Halk Partisi'nden dil bilmeyen bir üyeyi görevlendiriyor. Nüvit yetkini. Kasım Gürek, tabii 6-7 lisan bilen bir insan, bunu koş karşılamıyor, olacak iş değil diyor. Albay Fens, o zaman Kuzey Atlantik Asamblesi'nin başkanı. Hı hı. Kasım Bey'in de yurt dışında öğrenciyken tanıştığı bir kişi, hukukları var. Konu açılıyor, bunu söylüyor Kasım Bey yani. Dil bilmeyen birini verdi hükümet diyor. Ölür mü öyle şey diyor Albay Fens. Bunu diyor düzeltmek lazım diyor. Bu konuları diyor bana bir mektupla diyor özetleyin. Ben Hollanda'daki arkadaşlarımla bu konuları görüşeceğim diyor.
Kasım Bey, Sayın Gülek mektubu yazıyor. Hı hı. Aradan bir zaman geçtikten sonra tabii bu mektup Büyükelçilik kanalıyla gittiği için siyasal iktidarın eline geçiyor. Hı. Ve siyasal iktidar, Zafer Gazetesi o zaman iktidarın organı, bunu deşifre ediyor. Böyle oldu diye. İsmet Paşa çağırıyor genel sekreterini. Böyle bir mektup var mı diyor. Hayır yok diyor. İsmet Paşa da çıkıyor. Toplum açıklama yapıyor. Böyle bir mektup yoktur diyor. Bir gün sonra Zafer Gazetesi mektubun fotokopisini koyuyor. Kasım şey İsmet Paşa topluyor genel idare kurulunu. O zaman partimiz yok. Sen genel sekreterin bana doğruyu söylemedi. İstifasını istiyorum diyor. Ve Kasım Gülek istifa ediyor. Aslında siyasi tarih bilmek 1959 bu olay. Kasım Gülek de 9 yılı aşkın genel sekreterlik yaptı. Ben onun rekorunu da kırdım.